Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle beraberiz. Sizi görmek çok güzel. Bugünkü dersimiz cebirsel ifadeler ve özdeşlikle MEP kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu testler önemli. Sizin gelişiminiz için ve TEOG'da başarınız için MEP kazanım kavrama testlerini çözmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Onun yerine hep beraber çözelim kazanım kavrama testlerini arkadaşlar. Bitirmeyi düşünüyoruz ve başlıyoruz arkadaşım. Cebirsel ifadeler ve özdeşliklerde MEP kazanım kavrama testleriyle birinci sorudan başlıyoruz. Bir cebirsel ifade verilmiş. X kare y artı x y kare eksi 3x artı 2y eksi 8. Cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. İki farklı değişken vardır diyor. Değişkenler neydi arkadaşlar? Yani bilinmeyenler. Şimdi x var, doğru. Ne var? Bir de y var, değil mi? Başka var mı? Yok. Dolayısıyla iki farklı değişken kullanmış. Bunlar nedir? X ve y'dir. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Katsayılar toplamı eksi 7 imiş arkadaşım. Katsayılar neydi? Şimdi şunun katsayısı nedir? Yanındaki çarpandır. Bunun katsayısı 1'dir. Peki şunun katsayısı nedir? Bunun katsayısı da 1'dir. Toplayalım. Şunun katsayısı eksi 3. Şunun katsayısı artı 2. Bunun katsayısı da eksi 8. Bakalım toplamı ne olacak? 2, 4. 4'ten 3 çıktı. 1. 1 eksi 8 eksi 7. Dolayısıyla B şıkkı da arkadaşlar doğru olmaktadır. Bunun toplamı tabii ki eksi 7 olacaktır. Terim sayısı 5'tir. Kaç tane terim var? Terim sayısı şurada işaretlerin ayırdığı yerler. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğümüz gibi arkadaşım 5 tane de terim sayısı var, doğru. Sabit terimi 8'dir. Hayır arkadaşım, sabit terimi eksi 8'dir. Yani değişkenlerden bağımsız, yani yanında x bulunmayan ya da y bulunmayan değerlere sabit terim diyoruz. Yani bağımsız ama gördüğün gibi işaret sayının solunda bulunur. Dolayısıyla 8 değil eksi 8'dir. İkinci soruya geldik. Şimdi bir işlem verilmiş. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 4 çarpı yani 4x çarpı 5 arkadaşlar. 4 çarpı değil. Eksi 4x çarpı 5. Gördüğümüz gibi burada aslında nedir? X'in yapacağı bir şey yok. 4 ile 5'i çarpıyoruz. 20. Ama nedir? Eksi 20. Bir de x'imiz vardı. Eksi 20x. Gördüğüm gibi arkadaşlar o kadar da çok basit bir soru. Şimdi cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı. Dedi ki katsayılar toplamı solda x'in yanında bulunan bu x kare. Bunun katsayısı arkadaşım 1'dir. Unutmayacaksınız. Katsayı görünmüyorsa mutlaka 1'dir. Bunun katsayısı 1. Buradaki x'in katsayısı ise solundaki sayı yani 5. Ama eksi 5 arkadaşım bunu unutmayacaksın. Burada bir katsayımız daha var. Sabit terimliyoruz biz bunu ama bunun da katsayısı kendisidir. Dolayısıyla 3'tür. Bu işlemin sonucu ne olur? 1 eksi 5 artı 3 4 eksi 1 olacaktır, değil mi? Bu işlemin sonucu tabii ki eksi 1 olacaktır. Geldik dördüncü soruya. Eşitliklerden kaç tanesi doğrudur demektedir? Bakalım A çarpı A çarpı A. Bu nedir? A küptür. Doğru mu? Tabii ki doğru. Çünkü nedir? Üstü ifadelerden biliyoruz. Tabanlar aynıysa üstler ne olacaktı? Toplanacaktı. Üst yok hocam. Var tabii üst. Burada 1 var. Görünmüyorsa üst neydi? 1'di. Dolayısıyla tabanlar aynıysa şunu şöyle düşünebilirsin arkadaşım. 2 çarpı 2 çarpı 2. Tamam mı Genco? Bunu böyle düşünebilirsin. Yani A yerine 2 koyarsan 2 üssü 3 gibi düşünebilirsin Genco. 2x çarpı 3x 6x kare doğru mudur? Bu da doğrudur. Neden? Önce 2 ile 3'ü çarpmış 6. Sonra x ile x'i çarpmış. X ile x'in çarpımı x karedir. Bu da doğru. Şimdi bu nedir? 2 a küp çarpı a kare 2 üzeri 2 çarpı a üzeri 6 mı? Hayır, bu yanlıştır. Neden? Şimdi burada 2 kalıyor, doğru, ama a küp ile a karenin çarpımı, yani şöyle düşün, a küp ile a karenin çarpımı tabanlar aynıysa üstler ne olacaktı? Toplanacaktı. Ama üstleri toplamamış. Gördüğümüz gibi arkadaşlar a küp çarpı a kare. Burada ise üstleri ne yapmamız lazım? Üstleri toplamamız lazım. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Ama burada üstü ne yapmış? Çarpmış. Aslında neydi bu ifadenin sonucu? Şöyle olması lazım. 2 zaten kalıyordu. 2 çarpı a üzeri 5 deseydi doğruydu. Çünkü üstleri toplaması lazım. Dolayısıyla 3 gider. Peki bakalım 3x çarpı eksi x kare, o da eksi 3x kare midir? Şimdi 3x çarpı eksi x, o da eksi 3x kare midir? Tabii ki bu da doğrudur arkadaşım. Neden?
Şimdi x ile x'i çarpmış, x kare vermiş ama eksi var. Eksiyle de 3'ü çarpmış, önüne eksiyi getirmiş. Bu ifade doğrudur. Dolayısıyla 3 tanesi doğrudur arkadaşım. Geldik. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilirim. Yani nasıl? Şimdi 12 çarpı a çarpı a çarpı b. Önemli olan 2 tane a'nın olduğudur. Var mı? Var. 12 a çarpı a çarpı b. Olur mu? Olur. Şimdi burayı mesela 12'yi de çarpanlarına ayırabilirim. 3'e 4 yaparım. 3 çarpı 4 çarpı a çarpı a çarpı b. Bu a'nın birini 3'ün yanına, birini de 4'ün yanına getiririm. Yani şöyle. Sonra b. Önemli olan 2 tane a olması, 1 tane b olması. Şimdi 2 tane a var mı? Var. 1 tane b var mı? Var. 6 kere 2 12 oluyor mu? Oluyor. Ama bak burada dikkat edersen 2 tane b var. Dolayısıyla bu olmaz. Aslında 1 tane b olması lazım. Şimdi şu d şıkkını düzenlersek ne olur biliyor musun? 2 kere 6 12. 1 tane a olduğu için, 2 tane de b olduğu için b kare olur. Bak gördüğün gibi burada a kare var. Burada ise b kare olmaktadır. Bu ifade yanlış Genco. Geldik 6. soruya. Çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tek tek çarpacağız değil mi? Dağıtacağız. Çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliğini biliyorduk. Tek tek dağıtacağız. Şimdi şurada 2x çarpı 3x. Ondan sonra 2x ile 4'ü çarpacağız. Ama 4'ün işareti eksi olduğu için şuraya eksi koyuyoruz. 2x çarpı 4. 2x'e hem 3x ile hem de eksi 4 ile ne yaptım? Çarptım tabii ki Genco. 2 kere 3 6. X ile x'in çarpımı x karedir. 2 kere 4 8. Eksi 8. X nereye gitti? X tabii ki burada duracak. 6x kare eksi 8x. Tabii ki A şıkkı Genco. Bu kağıdımı boşluğa bıraktım. Geldim. Diğer kağıttan devam ediyorum. Şimdi şöyle bir soru var. Xy eksi 3y 5x eksi 3 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek çarpacağız. Bunu unutmayın. Xy eksi 3y çarpı 5x eksi 3. Tek tek dağıtacağız. Yani xy'yi önce 5x ile sonra eksi 3 ile çarpacağız. Dışarıya ne çıkacak bakalım. Bakın xy çarpı önce 5x ile çarpıyorum. Ondan sonra 3, 3'ün önünde eksi olduğu için eksi 3 çarpı xy. Gördüğün gibi böyle olacak. Ondan sonra arkadaşım bak eksi 3y'yi bir 5x ile bir de eksi 3 ile tek tek çarpacağız. Yani sonuçta 4 tane ifadenin çıkması lazım. Dolayısıyla eksi 3y çarpı 5x. Ondan sonra eksi 3y ile eksi 3'ü çarpacağım ya. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 3y çarpı 3. Bu ifade böyle olur. Düzenlersek ne olur? Bakın burada 1x var. Burada 1x var. Dolayısıyla ne olacak? X kare olacak. 5 var orada. Dolayısıyla şurada 5x kare y. Yani şurayı düzenlersem burası böyle olur. 5x kare y işin içinde olacak. Ne var? Eksi 3xy var. Ondan sonra şurada ne var? 3 kere 5. 15. Bakın şu ikisi aynı ifade aslında. X ile y yer değiştirmiş sadece. Eksi 3xy var. Şurayı da eksi 15xy olarak yazabilirim. Yani ne olacak? Eksi 3xy var. Eksi 15xy. Burası nedir? 3 lira borcum var. 15 lira daha borç aldım. Eksi 18xy olarak düşünebilirsiniz. Ondan sonra 3 kere 3 9 ne var? 9y olacak işin içinde değil mi? Şimdi bakalım elimizde neler var? Neler var? 5x kare y var. Var mı 5x kare? Burada var. Burada yok. Burada var. Burada yok. Yani dolayısıyla a ile c şıkkı kaldı. Peki ne var? Elimizde 9y. 9y var mı? İkisinde de var. Tam 9y'den bulamıyoruz. Ne var? Eksi 18xy. Eksi 18xy burada var. A'da ise eksi 12xy. Gördüğüm gibi arkadaşlar cevabımız C şıkkı oldu. Yani tek tek çarpıyoruz ve 4 tane çarpım çıkmakta. Burada 2 tane ifade var. Burada 2 tane ifade var. Çarpımda 4 tane ifade çıkması lazım. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla bunu düzenliyorum. En son 3 tane ifade kalıyor geriye. Tek tek çarpınca arkadaşlar çıkmaktadır. Tek tek çarpacaksınız bunları. Çarpma önemli. Şimdi ne verilmiş? Şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanını santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikdörtgenin alanı nasıl buluyorduk?
İkisinin çarpımıyla buluyorduk değil mi arkadaşlar? Aynı yukarıdaki gibi tek tek çarpacağız. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 4. Tek tek çarpacağız. X'i önce x ile çarpıyorum. Ne olacak? X kare olacak. Sonra x'i ne ile çarpacağım? Eksi 4 ile çarpacağım. Eksi 4x. Ondan sonra eksi 3'ü x ile çarpacağım. Eksi 3x. Sonra eksi 3'ü eksi 4 ile çarpacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için ne olacak? 12 olacak genco. Bak burayı da düzenlersem ne olur? Şurada x kare var. Eksi 4x eksi 3x arkadaşım. Eksi 7x olacaktır. Sakın buraya artı deme. Hocam eksi ile eksi çarpılır. Arkadaşlar bu bir toplama işlemi, çıkarma işlemi. Bu eksi ile eksiyi çarpamazsınız. Çarpma işlemi değil yani. Şurası toplama işlemidir. Eksi ile eksiyi toplarsınız yani. Eksi 7x. Ondan sonra ne var? Artı 12 var. Hangisidir? Baktığımız zaman eksi 7x artı 12 tabii ki C şıkkı. Gördün mü genco? Yani çarpma işlemi olduğu zaman 1, 2, 3, 4, 4 tane ifade. Ondan sonra düzenleyince 3 tane ifade kalıyor. Genel olarak böyledir. Geldik bir diğer soruya. Çarpımında katsayılar toplamı 12 olduğuna göre A kaçtır? Katsayılar toplamı neydi arkadaşım? X gördüğümüz yere 1 verirsek katsayılar toplamını bulacaktık. Unutmayın, katsayılar toplamı için x'e ne vereceğiz? X'e 1 vereceğiz. Getirip koyuyorum. X gördüğüm yere 1 koyuyorum. 1, 3 daha. Yani 1 artı 3 getirdim koydum. 1 eksi a. Ne olacak? Katsayılar toplamı 12 olması lazım değil mi? Buranın 12 olacak. 1 ile 3'ün toplamı 4. Ondan sonra 4 ile neyi çarparsam 12 olur. Burasının 3 olması lazım değil mi? Yani 1 eksi a eşittir 3. A'yı buraya, 3'ü bu tarafa atıyorum. 1 eksi 3 eşittir a. A buradan ne çıkar? A buradan tabii ki eksi 2 çıkar değil mi? A buradan gördüğün gibi eksi 2 çıkmaktadır. Şimdi ne var? Şekilde verilen modeller kullanılarak bir dikdörtgensel bölge oluşturulmuşsa dikdörtgensel alanını verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşım şurası x, burası x değil mi? Yani şurası x. Gördüğün gibi şurası bir birim değil mi? Bir birim. Dolayısıyla x artı 1 olacak. X artı 1 olanlar şu iki tanesi. Şuraya bakıyorum. Bak burası x, burası x. Şurası bir birim değil mi? 1, 2, 3. 2 tane x var. 2x artı 3 olacak. Gördüğün gibi 2x artı 3 çarpı x artı 1. Yani şurada x, x, 2x, 3 var. 2x artı 3. Gördüğün gibi x var, 1 var. Topluyoruz. X artı 1. Yani bu kadar basit. Yani modelleme çok aşırı basit arkadaşlar. Sakın ola ki modellemeden korkmayın. Geldik bir diğer soruya. X kare artı 2x artı 5 çarpı x eksi 3 çarpımında x kareli terimlerin katsayısı kaçtır diye sormaktadır arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bak şimdi şöyle düşünüyoruz. Şimdi şurada x kareli terimlerin, yani bunun sonucunda x kareli terimler çıkması lazım. Yani x kareli terimleri bulmamız lazım. Şimdi tek tek deneyelim. X kare ile x'i çarparsak ne olur? X küp ortaya çıkar. Dolayısıyla bu bizim işimizi görmez. Peki x kare ile eksi 3'ü çarparsak ne olur? Eksi 3 x kare olur. Ha, bu bizim işimizi görür. Bir kere bu köşede dursun. Ondan sonra tek tek bakalım. 2x ile x'i çarparsak ne olur? 2x kare olur. Bu da bizim işimizi görür mü? Bu da bizim işimizi görür. Peki 2x ile eksi 3'ü çarparsak eksi 6x olur. Bu bizim işimizi görmez. Çünkü bize x kareli terimler lazım. Başka? 5 ile x'i çarparsak 5x olur. Bu bizim işimizi görmez. 5 ile 3'ü çarparsak eksi 15 olur. Bu da bizim işimizi görmez. X kareli terimlerin katsayısı gördüğün gibi nedir genco? Eksi 3'e 2'dir. İkisini toplarsak ne olur? Eksi 1 olur. Yani böyle düşüneceksin. Hangisiyle hangisini çarparsam, çünkü hepsini birbiriyle çarpmak zorundayım. Hangisiyle hangisini çarparsam x kare ortaya çıkar. Bu şekilde düşünürsen çok rahatlıkla yaparsın. Geldik son soruya. Güzel bir soru. A ve B birbirinden farklı doğal sayılardır. 2x eksi a çarpı x eksi 2b çarpımında sabit terim 8'miş. Şimdi sabit terimi nasıl buluyorum? Sabit terimde x gördüğüm yere 0 vererek sabit terimi bulabilirim. Şimdi 0 vereyim. 0 verirsem burada ne kalır? Burada eksi a kalır. Gördüğün gibi eksi a çarpı. Buna 0 verirsem ne kalır? Eksi 2b. Eksi 2b. İkisinin çarpımı nedir? Eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Bunun çarpımı 2ab. Neymiş sonucu bunun?
8'miş. Ha, her tarafı 2'ye bölersem ne olur? A çarpı B ne olacaktır? 4 olacak. Bakalım ne söylemiş başka? Çarpımında A ve B birbirinden farklı doğal sayılar. Şimdi birbirinden farklıysa o zaman A2, B2 diyemiyorum. Yani A1 olabilir, B4 olabilir veya tam tersi B1 olabilir, A4 olabilir. Bu önemli değil arkadaşlar. A1, B4 olsun. Ondan sonra bizden ne istiyor? X'li terimlerin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bunların çarpımında x'li terimler ortaya çıkacak. Bak şimdi 2x ile x'i çarparsam x kare ortaya çıkar. Bu benim işimi görmez. 2x ile eksi 2b'yi çarparsam ne olur? X'li bir terim ortaya çıkar. Şöyle yapayım arkadaşlar. 2x ile eksi 2b'yi çarpacağım. Bak 2x çarpı eksi 2b. Ne çıkacak ortaya? 2 kere 2 4. 4 yani eksi 4xb çıkacak ortaya. Gördüğün gibi eksi 4xb çıkacak. B neydi? B4'tü. Getirip yerine yazarsam 4 kere 4 16 ne olacak? Eksi 16x ortaya çıkacak. Gördüğün gibi bak eksi 16x ortaya çıkacaktır. Peki B'ye başka ne verebilirim? A1 B4'tü. Aynı şekilde A4 B1 olabilirdi. Peki B'ye 1 versem ne olurdu? B1 olsa eksi 4x olur değil mi? Eksi 4x. Bu ikisi bir köşede dursun. Yani eksi 16x olabilir. Eksi 4x olabilir. Bu ikisi bir köşede dursun. A'ya ne verecektik? A'ya da 1 verecektik. Şimdi bakalım. Başka x'li terim nasıl ortaya çıkar? Eksi a ile x'i çarparsam x'li terim ortaya çıkar. Başka çıkmaz zaten. Yani eksi ax. Şimdi a'ya ne vereceğim? A'ya 1 vereceğim. A'ya 1 verirsem ne olur? Eksi x ortaya çıkar. Ya budur. Ya da a'ya ne vereceğim? A'ya 4 vereceğim. 4 verirsem eksi 4x ortaya çıkar değil mi? Şimdi x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bu üçünden arkadaşlar x'li terimin katsayısı yani x'li terimin katsayısı arkadaşlar bu ikisinin ne olacak? Toplamı olacak değil mi? Yani eksi 16x ile eksi x'i toplarsak eksi 17 var mı? Yok. Peki ne olacaktı? Şimdi eksi 4x olsaydı yani şurası eksi 4x olsaydı eksi 8 olur muydu? Olurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak ikili yaptık. Şimdi A1 olsaydı, şimdi tekrardan bakalım. A1 olsa eksi x ortaya çıkıyor. B4 olsa eksi 16x ortaya çıkıyor. İkili düşünüyoruz. Eksi 17x var mı? Yok. Peki şuradan bakalım. A4 olsaydı eksi 4x. B1 olsaydı eksi 4x. İkisini çapraz düşünüyoruz arkadaşlar. Buradan böyle, buradan böyle. Eksi 8x. Gördüğünüz gibi katsayısı eksi 8 olmaktadır. Güzel bir soru. Yani sizin seviyenize göre biraz zor bir soru arkadaşlar. Tek tek deneyerek bakacaksınız. Ama TEOG'a bakarsanız, TEOG'a yönelik arkadaşlar bu tür soruların gelme ihtimali her zaman vardır. Kağıdımız biraz küçük, yerimiz biraz dar ama iyi bakarsanız, iyi incelerseniz ne dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şunu unutmayacaksınız. A1, B4 veya A4, B1 tek tek deneyerek bakacağız arkadaşlar. Biz de öyle yapıyoruz. Bunun sihirli bir formülü elbette yok yani. Böyle tek tek deniyorsunuz. Güzel bir soru diyorum yeniden. Bir sonraki kazanım kavrama testinde görüşmek üzere genco. Kendinize iyi bakın.